psikiyatriste gittim. Orada da gittiğimde ne söyleyeceğimi bilemedim. Yani evet ilaç yazacak ama konuşmamız lazım. Bir şeylerden bahsetmek gerekiyor. Ve en büyük sıkıntımdan direkt bahsettim. Dedim ki hocam 11 yıldır ODTÜ'de okuyorum. Artık bırakıyorum. Hoca da aşırı naif bir şekilde dedi ki Ali Fuatçım sakın. Depresyon sırasında böyle kritik kararlar almıyoruz. Hocam 9 yıldır ikinci sınıftayım dedim. Hemen bırakıyorsun Ali Fuatçım. Hemen bırakıyorsun ki miligramı düşürüyoruz beraber dedi. Böylece bıraktım okulu. Antidepresan devam. Gerçekten çok seviyorum kendisini. Yani kaygılar gidiyor. YouTube gidiyor. 31 gidiyor. İyi oldu. İşe güce geç kalıyordum. Evden çıkamıyordum. O da aradan çıkmış oldu. Ama şöyle bir sıkıntı var ki ben antidepresana başladığım aynı dönemde 2000'li bir manita yaptım. Şöyle bir ağzımız da atlansın. Şova bir güzel başlayalım. Şöyle bir rahatlayalım ya. Legal. Hesaplayan gözler görüyorum şurada bile yani. Şu aydınlıkta 2000 kaçtayız lan çabuk hesapla. Legal. Ve çok seviyorum onu. Yani aramız çok iyi, çok enerjiyiz, her şey çok güzel. Ama sevişemiyoruz. Ve ben bundan haberdar değildim. Yani bir şekilde olmuyordu. Hep ön sevişmeleri bir şekilde böyle siyah noktasını sıkarak bitirdim. Aa burada sivilcem mi varmış deyip öyle sonlandırdım. Ve 2 ay sonra doktorla yine görüşmeye gittim. Gittim direkt söyledim. Oturdum karşısına dedim hocam böyle böyle libidom yerlerde mahvoldum. Hoca yine dedi ki Ali Fuatçım öyle bir yan etki vardı ama sana onu söylemedim dedi. Neden hocam dedim. Konforun azalmaz diye düşündüm dedi. Ya bir psikiyatr olarak depresyondaki insanın konforundan hiçbir şey anlamıyorsun. Depresyondaki insanın en büyük konforudur 31. Her şeye çektim. Bakın her şeye. Yani odamdan çıkamıyorum, arkadaşım arıyor, sessiz alıyorum, bir 31'de ona çekiyorum. Yani bu da sana gelsin, ölmüşlerine değsin. Ben artık böyle selamlaşıyorum, kusura bakma. Çıkamıyorum odamdan. Ama hocaya bunu söylemedim. Ya yani hocaya dedim ki hocam benim bir sevgilim var ve böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Hoca da dedi ki Ali Fuatçım o zaman sana şu an kullandığın ilacın muadilini yazıyorum. Ama muadili olan ilaç şu anki ilacın en az 10 katı kadar uykunu getirecek. Olur olmadık yerlerde sızacaksın ve ilk ay 15 kilo alarak düzenli kilo alacaksın. Buna hazır mısın dedi. Beni daha kalitesiz bir 31'ci haline getiriyor gibi hissettim ve direkt reddettim. Hayır istemiyorum hocam dedim. Bir de koronadayız böyle tabletten görüşüyoruz. Tablete doğru yaklaştım. Sesimi kıstım. Dedim ki hocam aynı ilacı yazsak ama yanına da bu iş için ayrı bir ilaç mı yazsak? Hoca da yaklaştı tablete. O da sesini kıstı. Anlıyorum Ali Fuatcığım dedi. Sana bir şurup yazıyorum dedi. Sanki üfürükçüye dua yazdırıyorum. Yani hocam çükümecin kaçtı şunu bir bağlasanız diyorum. O da şurup yazacağım. Yok karşılıklı kıkırdaşıyoruz. Latince hasta doktor ilişkisi hepsi mahvoldu. Böyle göz kırpıyor. Uyumadan önce iç tamam mı diyor. Tamam diyorum. Aldım o 2 koca kutu şurubu eve gittim. Durumlar daha da kötüye gitti. Yani hiç yoktan bana yeni bir travma hediye etti. Meğer o şurup hiç ekstra bir olayı yokmuş. Yani o boğayla özdeşleşen ilaçlardan değilmiş. Ben yine aynı ben olacakmışım. Sadece antidepresanın yan etkisini kırıyormuş. Ve durumlar daha da vahim oldu. 2000'li sevgilim ön sevişmeden hemen sonra çıplak bir şekilde hadi Ali Fuat şurubunu iç artık diyor. Ben kalkıyorum yaşlı dede gibi şurubuma gidiyorum. Şurup ziyan olmasa emiyorum hepsini. Ve şurup portakallı ya. Çocukluğumdaki ateş düşürücüye benziyor. Yani sanki sevişirken annem bizi bir yerlerden izliyor. Ve şey diyormuş gibi iç it oğlum iç. Çüküne de iyi gelir öksürüğüne de. Daha da kötü yani daha da.